Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta da böyle bir şey. Bu hafta böyle esnaf girişi yaptın dedim kafayı böyle yaparak. Olmadı Ahmet ya. Haftanın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta 14-20 Ocak arasını konuşacağız. Yanımda Necip Murat var. Nasılsın Necip? İyiyim Ahmetciğim. Sen nasılsın? İyiyim Necip. Kolunda böyle güzel bir alet görüyorum. Oradan ben girecektim ama. Apple Watch. Artık şeyi sende de var ama. Sende de biz var. Biz seninle böyle niye kardeş gibi dolaşıyoruz Necip? Vallahi bilemiyorum. Telefonlarımız da iPhone. Ama senin tabii bu da var. Gerçi de bende de bu var. Apple'a biz burada sürekli sallıyoruz ama tüm ürünler de Apple'dan aslında. Ama ben o ekosistemi seviyorum. Necip bu saat alalı birkaç gün oldu senin de keza öyle. Bununla ilgili bir deneyim sohbeti çekelim. Çünkü benim hayatımı cidden değiştirmeye başladı bu saat. Diyorsun. Cep telefonu bağımlılığını biraz azaltıyor. Öyle her dakika gidip cep telefonuna bir bildirim mi gelmiş, ne olmuş, onun rahatsızlığından kurtuldum açıkçası. Enerjinin %100'ünü cep telefonuna vermek yerine %50-50 bölüşüyorsun ama. Ama sonuçta şey, aynı hani, enerjiyi gene veriyorsun. Hayır, sürekli gidip telefonu kontrol etmiyorum. Bunu da kontrol etmiyorum. Zaten biliyorum ki bir bildirim geliyorsa, biri arıyorsa eğer buradan bakacağım. O yüzden verimliliğimi artırdı biraz diyebilirim. Şimdi sponsorluğumuzu da açıklayalım mı? Apple programa sponsor oldu diyormuşuz. Apple programa sponsor olsa Necip yani. Bunlar mı olur diyorsun? En azından şu iPad Pro olur. Anladın mı? iPad'in ama en azından 3 serisi senin de benimki de 3 serisi. Tamam, saatler öyle. Parası değilse verdik aldık da. Şu iPad bu olmazdı en azından. iPad Pro olurdu. Değil mi? Evet. Necip ben kısa hatırlatmalarımızı yapayım. Gündemimiz yoğun yine. Ardından hemen başlayalım. Tamam. Kanalımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Takip ettikten sonra orada küçük sevimli bir çan da çıkacak. Ona da tıklarsanız eğer yalnızca haftanın gündemi değil, pazarlamasyon.com'da üretilen içerikler ki bu hafta IKEA içeriği artık gelecek Necip. Onunla ilgili çok güzel bir bölüm çektik. IKEA'da neden pencere olmadığına dair ve IKEA'nın kullandığı bir takım trikler, onlar ne denir? Neden pencere hile yok değil. Ahmetciğim? Onun çok kısa ama. Kumarhanelerle olan bir bağlantısı var Necip. Yani kumarhanelerde neden pencere yoksa IKEA'da da o yüzden pencere yok. Tamam. Mesela güzel kumarhanelerde de saat yoktur hiç. IKEA'da da saat yok. Yani saat var ama hiçbiri doğru zamanı göstermez. Bunun gibi videolar YouTube kanalımıza eklenen eklenmez size bildirim olarak gelecektir. Bu videonun yalnızca ses halini, MP3 halini hem YouTube videomuzun altında yer alan linkten hem pazarlamasyon.com'da yayınlanan yazıdaki bağlantıdan hem de iTunes Podcast'ten haftanın gündemi ya da pazarlamasyon olarak yazarak bulabilir. Bir yerden bir yere giderken, seyahat ederken, yatmadan hemen önce, çalışırken ki keza ben öyle yapıyorum. Kota dostu olarak dinleyebilirsiniz deyip ilk haberimize geçmeden önce hediyemizi söyleyelim. Geçtiğimiz hafta Yiğit Ahmet Kurt'un imzaladığı Pürüzlü Mükemmellik kitabını da bu hafta kimin kazandığına dair açıklamayı da yine videonun hemen altında bulabilirsiniz. Necip ilk haberimiz biraz acıklı. Acıklı diyorsun. Acıklı yani ben haberi bir geçeyim sonra kendi tamam. Tecrübelerimi aktarayım. Son kaleyi de kaybettik. Instagram'a son görülme geldi artık Necip. Ben dilersen biraz bir sistemden tamam. Bahsedeyim. Şimdi bu özellik şöyle çalışıyor. WhatsApp'tan bu özelliğe aşinayız. Kimin en son ne zaman online olduğu, en son ne zaman platformda bulunduğu da dair işte bir takım uyarılar vardı, bir takım göstergeler vardı. Bu özellik Instagram'a da geldi. Sistem şöyle çalışıyor. Takip ettiğiniz ya da son zamanlarda mesajlaştığınız kişilerin son görülmesini görebiliyorsunuz. Bu özellik varsayılan olarak, default olarak açık geliyor. Dilerseniz ayarlardan kapatabiliyorsunuz. WhatsApp'ta da olduğu gibi eğer bu özelliği kapatırsanız siz de diğerlerinin ne zaman online olup olmadığını, son görülme tarihini göremiyorsunuz. Bu haber Cuma günü benim takip ettiğim İngilizce bir kanal üzerinden Twitter'da önüme düşmüştü. Sonra girip kontrol ettiğimde bir baktım ki bize de gelmiş. Yani tüm dünyada eş zamanlı olarak yayınlanmış. Twitter'da direkt bununla ilgili bir post paylaştım. Sanırım Türkiye'de ilk paylaşan da benim. Doğru. Evet. İlk yazı yazan da pazarlamasyon. Evet. Ya şöyle özetleyeyim bu tarafı. Instagram Facebook'laşmak istiyor. Hı hı. WhatsApp, Instagram'laşmak istiyor. Hı hı. Şey vardır ya, bahçıvana falan. Öyle kötü bir espri vardır ya. Hepsi birbirine benzemek istiyor evet. Günün sonunda. Bu tür gelişmeler olacaktır, devam edecektir. İyi bir gelişme bence. İnsanlar görmek istiyorlar abiciğim. Tabii mesela ben de kim en son ne zaman Instagram'a girmiş görmek isterim. The Verge'de bununla ilgili bir haber vardı ve haber de şunu söylüyor. Yani siz yalnızca arkadaşlarınızla mesajlaşmıyorsunuz orada. Markalarla da ya da bir takım kuruluşlarla da mesajlaşıyorsunuz. Son görülme özelliği bu anlamda anlamlı olabilir demişti. Evet.
Mesela burada gündeme almadık ama bu haftanın önemli gelişmelerinden biri de WhatsApp'a business tarafında işletmelere özel bir uygulama çıkmasıydı. Hmm. Onun kullanımı insanlarla insanlar arasında olan ilişkiden biraz daha farklı Necip. Orada örnek veriyorum, sen hepsi burada da bir WhatsApp hesabı açtığını düşün. Hmm. Kargonuz, siparişiniz kargoya verildi. Kargonuz yola çıktı gibi anlık mesajları, bildirimleri WhatsApp üzerinden gönderilmesine yarayan bir araç aslında bu. Bu da güzeldi bence çünkü... Bunu pek tabii SMS'le de yapabilirler. Ki yapıyorlar zaten Ahmet. SMS yani WhatsApp'ın burada özelliği ne, amacı ne aslında? Heh, hemen şunu söyleyeyim. Şimdi SMS, mail... SMS çok kirlendi. Artık ben şu an SMS bildirimlerini kapatmış durumdayım. Asla açmıyorum. Merak da etmiyorum. Bahis sitelerinden gelen şeylerden bıktım. E-mail öyle keza. Yani şimdi SMS, e-mail bunlar biraz daha az kişisel şeyler. Kanallar. WhatsApp dediğin şey senin çok önem verdiğin ve senin nasıl anlatmak gerekiyor? Çok kişisel bir kanal. Anında orada mesela biri WhatsApp'ta... Senin kimliğin WhatsApp'ta aslında. Evet, WhatsApp'tan bir şey geldiği zaman ne işin varsa bırakıp bakıyorsun. Hı. SMS öyle değil, mail öyle değil. SMS istediğin zaman dönebilirsin, maile istediğin zaman bakabilirsin ama WhatsApp biraz daha farklı. O yüzden çok kişisel bir platform orası. Öyle ayrılıyor bence diğerlerinden. Bu da güzel olmuş. Ben şahsen hepsi burada daha kargom yola verilmiş mi, çıkmış mı, çıkmamış mı onu WhatsApp üzerine almayı isteyebilirdim. Mesela bunu Türk Hava Yolları için de düşünebilirsin. Uçuşunda 2 saat kaldı diye WhatsApp'tan bildirim atıyor. E-mailini görmeyebilirsin. SMS'i engellemiş olabilirsin ama WhatsApp'a sürekli bakıyorsun Necim. Doğru. Bir diğer haberimiz. Geçtiğimiz hafta bununla çalkalandı tüm internet. Çoğumuzu ilgilendiren bir haberdi. Zara'nın Türkiye'den çıkıp çıkmadığı tartışmaları. Fatih Altaylı, Habertürk'te Necim. Bye bye Zara başlıklı bir yazı yayınladı ve dünyaca ünlü marka Zara'nın Inditex grubu kastediyor. Türkiye'deki mağazalarını kapatacağını ileri sürdü Necip. Onu da şöyle bir altyapı oluşturdu, şuraya dayandırdı. Dedi ki yani bana bu bilgiyi veren Türkiye'nin en önemli tekstil üreticilerinden biri. İnsanlar Zara kapanıyor mu, Inditex grup Türkiye'den çıkıyor mu, çıkmıyor mu çok konuşulmaya başladı. Ben çünkü hani Zara hem çizgisi hem ürünleriyle Türkiye'deki diğer markalardan biraz ayrışan bir yapıda ve insanlar Zara'yı, Inditex grubu, Pull&Bear'ı, Bershka'yı seviyorlar. Kapanmasını istemiyorlar Türkiye pazarından. Bir Topshop gibi değil ya da bir marka vardı, Cevahir'de de vardı. Neydi? C&A. C&A gibi değil. Hı-hı. Zara biraz daha farklı bir konumda. Bu konuşulduğu hafta içinde, şimdi hemen sana atacağım topu. Sonra yayınlar işte Business HD, Dünya Gazetesi gibi yayınlar Inditex gruba ulaşıp bunun doğruluğunu teyit ettirdiler Necip. Böyle bir şey yok. Business HD'ye ulaşıp şöyle bir geri bildirim almış. Zara konsept değiştirerek faaliyetlerine devam edecek. İşte kimi mağazalarını kapatarak daha büyük alanlı mağazalarla tüketiciye ulaşmaya devam edecek demiş. Dünya grubu da böyle bir şey yok. Hani kapatma söz konusu değil diye haber geçti. İlginç bir haftaydı diyorsun? Evet. Ne diyorum? Şunu diyorum. Bir, her şeyden önce hiçbir marka yetkilisi evet kapatıyoruz arkadaşlar, dükkanı kilidi vuruyoruz, kendi İspanya'ya tekrar dönüyoruz demez. Evet. Her şeyden önce. Dolayısıyla bunun altında eğer bir şey varsa ve bu Fatih Altaylı'ya çıkıp aslında o taraftan tüm Türkiye'ye yayıldıysa bunun altında mutlaka bir şey vardır. Hı-hı. Ki marka da şunu söylemiş. Biz konseptimizi değiştireceğiz. Daha evet. Büyük markalar, daha büyük mağazalarla aslında devam edeceğiz. Ve mağaza sayımızı düşüreceğiz demiş değil mi? Evet. Yanlış anlamıyorum. Evet, evet, evet. Şimdi bu ne demek? Bu üstü örtülü bir şekilde ben Türkiye'deki operasyonlarımı küçültüyorum demek. Bu ne demek? Şu anda ben bunu küçültüyorsam ileride de bu olayı kapatabilirim. Çünkü yeterince kar elde edemiyorum demek. Bunun altına yatan sebeplere bakmak lazım. Bir, Zara ilk çıktığı zaman çok premium konumlanmıştı biliyorsunuz. Türkiye'de. Türkiye'de de dünyada da konumlandı premium bir şekilde. Zara'dan giyinmek bir ayrıcalıktı. Evet. Şu an öyle bir dünya yok. Evet. Nitekim LC Waikiki de öyleydi. Biz çocukluk zamanımızda LC Waikiki'den giydiğiniz zaman evet. İnsanlar sana aşık oluyordu evet. Küçük çocuklar. Evet. Şimdi Zara ne yaptı? Yavaş yavaş fiyat politikasını biraz aşağı doğru çekmeye başladı. Ürünlerinin kalitesini aşağı doğru çekmeye başladı. Ve LC daha öncesinde Beymen gibi, belki Vakko gibi, belki Polo gibi, Damat gibi şirketlerle aslında aynı safta mücadele ederken biraz daha LC Waikiki gibi, Koton gibi
defakto gibi şirketlerle mücadele etmeye başladık ki bu bence sonun başlangıcı. Hı hı. Türkiye'de LC-Waikiki'si, Cotton'u, defaktosu, Collins'i varken sana ekmek evet, yedirmezler. Evet. Nitekim öyle de oldu. Şu anda da tam bir o segmentini değiştirdiği için ortada kalmış bir şekilde evet, ya çıkayım mı çıkmayayım mı, daha da mı üste... Şimdi bir kere markayı düşürdüğün zaman daha onu yukarı çıkartamazsın. Evet, kesinlikle. O yüzden küçülmeye doğru gidiyor. Bakalım neler olacak. Şimdi orada Massimo Dutti diye Inditex grubun, Zara'nın da üstünde konumlanan bir mağazalar zinciri var Necip. Bence o Zara, o iki marka arasındaki geçişi yaptılar. Yani Zara'yı biraz daha aşağıda konumlandırıp Massimo Dutti'yi yukarıda konumlandırdılar. Ama Massimo Dutti'nin ben çok iyi tuttuğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Çok fazla böyle müşteri kitlesinin oluştuğuna da inanmıyorum. Massimo... O geliş, o değişimi sanırım, o nasıl anlatılır, o kaymayı bir anlamda iyi tutturamadılar gibi geliyor Massimo bana. Massimo Dutmadi abi. Ay. Bir sonraki habere geçeceğim. Lütfen rica ediyorum. Bunu kes buradan. Massimo Dutmadi Ahmetciğim. Ya Massimo Dutti'yi bilen marka, bilen insan var mı ya? Yok, çok az. Yok? Yok. Yok abi. Dolayısıyla Dutmadi. Bunu da yeniliyorum öyle. Devam ediyorum ondan sonra. Türkiye'de Cotton'la, LC-Waikiki ile öyle kolay kolay rekabet edemezsiniz. Evet. Çok güçlü markalar. Ben 2018 Zara açısından şöyle toparlayayım. Ardından yeni habere geçelim. Hı-hı. Fazla uzatmayalım. 2018 Zara açısından kötü bir yıl olacak. Hı-hı. Türkiye için söylüyorum. Hı-hı. 2019'da da Türkiye'den çıkacaklar. Diye tahmin ediyorsun. Tahmin ediyorum. Göreceksin, öyle olacak. Tamam. Bir diğer haberimiz ilginç bir haber Necip. Soğuk havalar online reklamların verimliliğini artırıyor. Programatik reklam şirketi TradeDesk tarafından bir araştırma yapılmış Necip. Aralık ayında sıcaklıkların düşmesiyle birlikte reklamların tıklanabilirliği arasında bir korelasyon var mı yok mu ona bakmışlar Necip. 0.6 derece sıcaklıklar düşünce Necip, aile ve ebeveynlikle ilgili reklamların tıklanma oranı ortalamaya göre %113. Moda ile ilgili reklamların tıklanma oranı ortalamaya göre %196. Seyahat ve tatille ilgili tıklanmaların oranı da %386 artmış Necip. Evet. İlginç bir gelişme. Bunun şununla alakası var mı? Marketing Meetup'ta Olcay Atacengiz'in bir sunumu vardı, hatırlıyor musun? İki farklı şeylerin evet, ilişkisini yapmış. Bir tanesi Leonardo DiCaprio'nun havuzda boğulma sahneleriyle, diğeri neydi tam hatırlamıyorum. İlginç bir iki veriyi birleştirmiş, kolere etmiş ve ikisi de aynı paralelde devam ediyor. Diyor ki bu ikisinin arasında bir bağlantı yok ama bağlantı kurmak isterseniz kurabilirsiniz. Ondan sonra bu da aynı hesap değil sanırım. Soğuk hava, insanlar dışarı çıkmak istemiyorlar. İçeriden tüm alışverişi halletmek istiyorlar. Bence mantıklı bir olay ama bu kadar üst seviyede bir artışın olduğunu ben de beklemiyordum. Burada daha fazla tıklanma değil olay. Olay aynı reklamın, yani işte insanlar evlerine tıkıldı, dışarı çıkamıyorlar. O yüzden online'dan vakit geçiyorlar ve tıklanma oranımız arttı değil. Tıklanma sayımız arttı değil. Burada tıklanma oranı artıyor. Aynı kişiye reklamı gösteriyorsun ve bu sefer gelip insan reklama tıklıyor. CTR'lar artıyor evet, diyorsun. Doğru. İlginç. Bunu Türkiye'de yapan şeyler de var. Mesela Insider geçtiğimiz tek meetup'ta böyle bir sistemi entegre ettiğini anlatmıştı. Örnek veriyorum, Cotton'san Insider'a şunu söyleyebiliyorsun. Ya sen git meteorolojinin sitesinden verileri çek. Hava yağmurlu olunca olur olmaz direkt yağmurla ilgili bir mesaj yayına diyebiliyorsun. Ya o zaten normal bir şey ama buradaki olay biraz daha farklı. Tıklanma oranları artmış. Evet. Ne demek ki, insanlar şu olabilir, şöyle toparlayayım bunu da. Adam sürekli evinde, tamam mı? Canı sıkılıyor. Bir internet sitesinde NTV'ye girmiş durumda. Sürekli sayfayı yenile ekstra haber yok. Haliyle oradaki reklamlar daha fazla dikkatini çekiyor. Evet. Çünkü bunun bilgisayar başında harcanan süre artmış olması lazım. Dolayısıyla evet, o açıdan CTR'lar da artmıştır. Buyur. Çok hadi güzel bakayım, top attın. Hadi hızlı hızlı. Bir sonraki haberimizde ben sana bir soru yöneteceğim Necip. Soru şu. İkisinden birinin kaybolduğu bir durumda hangisinin kaybolmasını tercih edersin? Cüzdanın tamam mı, akıllı telefonun mu? Cep telefonun mu? Ya birkaç sene öncesine kadar tabii ki cep telefonumun kaybolmasını isterdim ama artık değil yani. Kesinlikle cüzdanımın kaybolmasını istiyorum. Cüzdan gitsin abi.
Benzer neden bir soruyu Necip KPMG Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de 10 bin kişiye sormuş. Şöyle cevap almışlar Necip. Çin'de insanların %71'i cep telefonum kaybolmasın da cüzdanım kaybolsun demiş. Hindistan'da cüzdanın kaybolması isteyenlerin oranı %43. İngiltere'de %39. Amerika'da da insanlar cep telefonum gitsin de cüzdanım kalsın bana demiş. Allah Allah. Evet. Aslında tam tersinin olması gerekmiyor mu? Amerika daha çok dijitalleşen bir ülke değil mi? Biz mi yanlış biliyoruz? Evet, doğru bilmiyorum. Nasıl ama cüzdanım gitsin demişler. Hayır, cüzdanım kalsın, cep telefonum gitsin demiş Amerika'da. Ha pardon, evet, işte cep telefonum gitsin demişler. Normalde tam tersinin olması. Burada nasıl bir bağ var, açıklamışlar mı? Yok yok, o bağ açıklamamışlar. Çok garip bir araştırma olmuş. Ben Türkiye ile ilgili herhangi bir şey var mı? Necip, ben onu Twitter'da sordum. Hemen sana rakamları söyleyeyim. Ha, sen Türkiye'de kendi araştırmanı yaptım diyorsun. Ben kendi araştırmamı yaptım. Evet, evet. Kaç kişi oy kullandı? Hemen söyleyeceğim. Ben de merak ettim çünkü hani 1285 kişiyi ankete katıldı Necip. Cep telefonum kaybolsun diyenlerin oranı %41. Cüzdanın kaybolmuşsun diyenlerin oranı da %59. Ha, %41. O zaman Hindistan'a yakınız biraz, evet, daha. Evet, Hindistan'a yakınız. Orada ilginç bir korelasyon var. Ama gene de az bence cep telefonu. Mesela kaybolsun. Bana sorsan ben de cüzdanım kaybolmasını isterim. Çünkü benim cep telefonum benimle ilgili, benim cep telefonum cüzdanımdan benimle ilgili çok daha özel bilgiye sahip. Yani benim nüfus cüzdanım kaybolabilir, kredi kartım kaybolabilir. Hiç sorun değil bunlar. Bunları anında gidip yine yenisini çıkartabilirim. Bunların kaybolması, bunlar çok kişisel veriler ama çok hani herkese yaygın olan veriler. Yani benim cep telefonum gittiği zaman sosyal medya hesaplarım gidiyor, banka şifrelerim, evet, gidiyor. Her şeyim orada. Resimlerim, fotoğraflarım, her şeyim gidiyor Necip. O yüzden ben de cüzdanımın kaybolmasını tercih ederim. Benim açımdan bir diğer sebebi de ben işte hani o dijitalliğe yatkınlıkla birlikte ödemelerimi de genellikle kredi kartı ya da cep telefonu temasla yapan bir kişi olarak çok da para taşımayı sevmem. Yatırımlarımı ve ödemelerimi de dijitale kaç kaydırdım. Kaç param var şu anda cüzdanımda? Cüzdanımda 60 lira falan vardı. 60-70 lira. Bende ne kadar var tahmin edeyim. Ne kadar? Sıfır. Ben hiç para taşımıyorum. Sen neyse. Bayağı şey yapmışsın. Para taşımıyorum yani, ne yapayım? Kredi kartından, cep kartından devam ediyoruz. Tamam. Bir diğer haberimiz yine ilginç bir haber. Starbucks'ın logosu neden asimetrik Necip? Bu hafta ilginç haberleri toparlamışsın. Evet, evet, güzel de bunu ben The Fast Company'de gördüm. Güzel bir haber. Dikkat edilirse Starbucks'ın logosundaki o bir kadın yüzü var orada. Sol gözü sağ gözünden biraz farklı. Bunu yani da, biraz daha sağ gözü biraz daha aşağı doğru iniyor. Şimdi ekranlara, evet, da geliyor. Evet, evet. Tamam. Neden farklıymış? Şimdi peki bunu tasarlayan ekibe sormuşlar bunu. Ekip de demiş ki Necip, ekibin lideri, logoyu mükemmellikten uzaklaştırıp içine biraz insana özgü materyaller eklemek istedik. İnsana özgü materyallik de mükemmel olmaması, kusur. Kusurluluk oldukça başarılı bir simge olması adına oldukça önemliydi diyor. Türkiye'de olsa tamamen şey yapmış hani. Ne derler biliyor musun? Türkiye'de olsa. Ya bu adamlar onun sağ tarafını unutmuşlar. Sağ tarafını fazla çizmişler. Siz nasıl logo tasarlıyorsunuz arkadaşım der. Ondan sonra o şirketle bağlarını kopartırlar. Ama cidden çok mantıklı. Abi Türkiye'de bütçe yok bir kere. Ya yok, bütçemiz yok. Hayır bütçemiz yok diye şunu soracağım. Türkiye'nin bu yanlış hatırlamıyorsam 2024 Dünya Kupası adaylığı var. Hı hı. Ya Dünya Kupası'ydı ya da Dünya Kupası'ydı. Onunla ilgili bir logo tasarlamışlar. Şimdi ekranda geliyor, gördün mü? Yok. Ben herhalde otursam şu kadarlık bilgimle Photoshop'ta bir şey tasarla bana deseler ondan daha iyi tasarlarım Necip. Birlikte paylaşalım. Şimdi paylaşmak, bir wording hatalı burada. Paylaşmak zaten birlikte yapılan bir şey. Birlikte paylaşalım lafı kafadan hatalı en baştan. Onun haricinde peki, bu arkadaşlar bunu birlikte paylaşalım yapısını hiç mi paylaşmanın birlikte olduğunu anlamadan yazmışlar? Hiç mi bakmamışlar? Ya işte Necip, Türkiye'de işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürüdüğü için. Ama burada şey de vardır belki. Share together bana pek yabancı bir kavram gibi gelmiyor sanki. Bilmiyorum. Anladın mı bak? Share together. Onu Türkçeleştirmişsin. Tamam anladım. Onda share bir sorun together yok. İngilizce'de sıkça kullanılan tamam bir şey. Tamam ama Türkçesini bilmiyorum, farklı bir şey olabilir. Ve şimdi logo dediğin şey Necip, logo bir şey anlatmalı. Bir şey temsil etmeli. Yani ben Türkiye'nin bu UEFA Euro 2024 adaylığı için yaptığı logoya baktığımda bir şey canlanmıyor ya gözümde. Bana bir şey anlatmıyor. Beni farklı bir yere götürmüyor.
Yani bizim Türkiye'de blogger işini biz çok beceremiyoruz sanki. Özellikle bu tasarım konusunda, sanat konusunda, yani bir şeylerin bu iyi olması noktasında ahbap çavuş ilişkisini biraz bırakmamız gerekiyor sanki Necip. Olabilir. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Son haberimize geçiyorum. Haydi bakalım. Beşiktaş'tan ne olursan ol, Come to Beşiktaş reklamı. Efsane olmuş Necip, ben çok beğendim. Son baktığımda FIFA, UEFA, bunlar yani yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip, takipçiye sahip Twitter'da. Bunların hepsi paylaşmıştı, paylaşmayan kulüp kalmadı diye gördüm. İnanılmaz bir hip yaratıldı orada. Çok güzel bir kampanya olmuş. Mevlana'nın ne olursan ol gel mottosunu, Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer yazdaki transfer dönemindeki mottosu olan Come to Beşiktaş'la birleştirip çok güzel bir reklam filminde, işte Quaresma da vardı, Pepe de vardı. Bunların olması globalde bir bilinirlik anlamında oldukça önemli. Müthiş bir iş yapmışlar. Yaklaşık ben son baktığımda 3 milyona yakın bir izlenmesi vardı Necip. Çok beğendiğim bir işe imza attılar. Beşiktaş çok açık ara, yani çok açık ara Türkiye'de markalaşma adına, futbol kulüp, spor kulüpleri adına en iyi işleri yapan kulüp. Şöyle toparlayayım ben de. Ya Beşiktaş Türkiye'de profesyonelce yönetilen tek kulüp. Evet. Sıkıntı burada. Türkiye'deki işler şimdi genelde bir şey açarsın, döner mağazası açarsın. Bu genelde şeyden gelir, mutfaktan gelen bir kişi. Orayı tatmıştır, evet. Garsonluğunu evet. yapmıştır, işte bulaşığını yıkamıştır. Sonra der ki ya ben artık patron olayım, gider evet. kendine bir mağaza satın alır. Alaylı dediğimiz olay. Türkiye'de futbol alaylı yönetiliyor, mektepli yönetilmiyor. Beşiktaş Fikret Orman'la birlikte bu işi mektepli yönetip tamamen profesyonel güdülerle, profesyonel evet. dürtülerle yönetmeye başladı. Ve haliyle de birkaç yıl içerisinde şu anda tüm Türkiye'nin, hatta Çin pazarına da açılıyorlar evet, biliyorsun. Evet, evet. Tüm Türkiye'nin, dünyanın, Avrupa'nın bildiği bir kulüp olmaya başladı. Ne zaman ki bu iş amatörlükten profesyonelliğe çıktı, o zaman bu işler oldu. Şu an evet. Galatasaray amatörce yönetiliyor. Fenerbahçe amatörce yönetiliyor. Bunların hepsi eski usullere göre. Ya şurada bir futbolcu varmış. Ne yapalım? Biz bunu arayalım. Gidelim görüşelim. Yok abi öyle bir şey. Ya futbol konusunda uzman olduğumu iddia etmiyorum evet. tüm Türkiye gibi. Ama şunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş bu işi gerçekten verilere göre yapıyor ve profesyonelce yapıyor. Kesinlikle Necip. Ben de çok beğendim. O yüzden tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Güzel bir iş yapmış. Markalaşmadan çok güzel işler yapıyorlar. Ben de çok yakından takip ediyorum açıkçası. Evet. Var mı eklemek istediğin bu haftalık haberimiz? Eklemek istediğim bir şey yok. Biz bunu kullanalım bir hafta bir bakalım. Evet, bunda şey evet. özelliği var mı? Böyle çaktırınca bir şey gönderme özelliği falan yok. Var mı? Eskiden telefonlarda böyle yan yana tutunca şey vardı ya. Kızılötesi vardı. Melodi atardım. İlla şey yapman gerekiyordu ama. Böyle kızılötesi tutsun diye tam böyle tam şöyle dilini. Bir şeyler yapman gerekiyordu. Nereden nereye geldik Ahmetciğim? Evet. Ama ben şunu en azından söyleyebilirim. Şimdi biz bununla ilgili deneyimlerimizi anlatacağız. Bunların altında da şöyle bir motivasyon var. Yani bunun içindeki işlemci, ekran kartı, kaç megabayt olduğu falan günün sonunda bir tüketiciye bir anlam ifade etmiyor artık. Bunun bana yarattığı deneyim, hissettiği o heyecan, o tutku bir tüketicinin önemli olan şey. Biz bunları kullandıktan sonra, bunun gibi birkaç farklı ürün daha var. Bunları kullandıktan sonra deneyimlerimizi aktaracağız size. Bir tüketici için önemli olan da aslında bu noktada artık deneyim. Mesela ben şunu söyleyebilirim. Apple'ın tüm ürünlerinde olduğu gibi orada bir süreç tasarlanıyor. Yani ben o Apple Watch'un kutusunu aldığımda o premium yapıyı bir kafadan hissettim. Sonra içindekilerini açmaya başladım. Bunun bir şarj istasyonu var ya, böyle bir şeye sarmışlar. Böyle stetoskop gibi acayip bir şey. Sonra çekiyorum çıkmıyor. Dedim ki ya bunu kesin Apple düşünmüştür ve farklı bir şekilde çıkmasını sağlayacaktır dedim. Yani adam da bunu akıl etmiştir dedim. Üflemem mi gerekiyor? Hayır hayır. Gerçekten hani orada küçük böyle bir şey çekmen gerekiyor. Onu çekince o da çok rahat bir şekilde çıkıyor bu arada. Kolayca çıktı. Böyle yani giderse adamlar, seni unpackaging falan adamlar, yaparsın. Adamlar bunlara kadar tasarlıyorlar Necip. Tasarlar abi çünkü adam onu 2000, 2000 TL'ye satıyor Ahmetciğim. İzin ver de yapsın. Bir hayır canım niye? TL. Samsung da tasarlıyor. Samsung'un akıllı saatleri de 2000 TL'ye satılıyor Necip. 1500 liraya gidip alabiliyorsun. Bu tarz bir deneyim hiçbir markada yok. En azından bu fiyat düzeyinde. Yani ben daha telefon yanına getirir getirmez. Hacı sen telefon saat aldın sanırım bunları eşleştireyim mi dedi. Bir tuşa basmamla, şifremi girmemle ne hangi uygulamam, hangi işte bilgilerim varsa anında buna geçti. Ve beni hiçbir şekilde uğraştırmadı. Ben çok güzel beğendim o tasarımı. O zaman
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Öyle bir kapattın ki. Konuştum. O zaman abi bir dakika kaldı da 30 dakikaya. Tamam, haydi bakalım. Kendin.